Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kız bebekler için yapmış olduğum bu patik modelini göstermek istiyorum ve yapılışını anlatmak istiyorum. Daha önceki videomda patik tabanın nasıl yapıldığını anlatmıştım. Şimdi elimizde hazır patik tabanımızdan başlıyoruz. 18 zincirde başlayarak örmüş olduğumuz patik tabanını örneğimize başlıyoruz. Bakın tabanın devamında hemen şurada tabanımızı bitirmiştik. Tabanımızı devam etmek için 3 zincir çekiyoruz ve şişimi tığımızı bakın şuradan şöyle çıkartarak hemen çektiğimiz üçlü zincirin dibinden karşı tarafa tığımızı geçirdik, doladık, çektik. Tabii ki bunu 2 litre trabzan yapacağımız için şöyle bir ipimi doladım, dipten battım, karşıdan çıkardım, çektim ve ikili trabzan ördüm. Bir daha gösteriyorum. İpimi tığıma doladım. Hemen o yapmış olduğum ikili trabzanın dibinden tığımı girdim ve yanındaki zincirin içinden çıkararak karşıdan ipimi aldım. Yaptım. Bu şekilde bir sıra dolanıyoruz. Evet arkadaşlar, sona doğru geldik. Son ikili trabzanımı da yaptıktan sonra karşı tarafa batıp şöyle çektirerek sıramı bitirdim. Şimdi ben kız bebeği için patik yapıyorum. O yüzden çok derin olmasını istemediğimden dolayı şu et tek sıra olarak tabanın üst tarafına tek sıra dolanarak bıraktım. İkinci sıradan itibaren kesmeye başlayacağım. Ama daha derin bir patik yapmak istiyorsanız o zaman aynı şekilde bir sıra daha üstten örmeniz gerekir. Şimdi ikinci sıraya geçtim. Yine ikinci sırama 3 zincir çekerek başlıyorum. Bakın. İkili trabzanlarla yine devam ediyorum.
Şimdi şöyle bir tabanımızı elimize alalım ve ikiye katlayalım. Nereye kadar ikili trabzan yapacağımızı belirleyelim. Tam burun kısmının ortasında, bakın şöyle tam ortadan ikiye katladım. Şuradan itibaren bakın 12 trabzan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şuradan başlayacağım. Ben hemen oraya işaretlemek için yanıma ayraç almamışım. Şöyle bir tane beyaz ip taktım. Buradan itibaren kesmeye başlıyorum. 12 tane trabzan keseceğim. Oraya kadar ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi işaretlediğim yere geldim. İşaretlediğim yerden itibaren 12 tane trabzanı keserek örüyorum. Bakın ipimi attım. Şöyle çıkardım. İkili trabzanımın ilk kısmını ördüm. Burada bıraktım. Yine ipimi attım. Yanındaki zincire battım. Yine ikili trabzanımın ilk çekimini yaptım. Tığ da bıraktım. Bakın 3 tane. Birlikte aldım. Devam ediyorum. İlk kesmemi yaptım. Bıraktım tığımda. İkili trabzanın ilk çekmesini yaptım. Bıraktım. Yine 3 tane. Topladım. İkinci kesmemi yaptım. Bu şekilde 12 tane kesme işlemi yapacağız. Üç, dört, beş, altı, yedi, son 12'ye geldik. Topladık. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, kesme 12 tane kesme işlemi yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar yine her bir zincirden bir ikili trabzan örerek devam ediyorum. İkinci sıramız da tamam. Üçüncü sıraya başlıyoruz. Yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Ve ikili trabzanlarla devam ediyorum. Nereye kadar? Kesme işlemini
başladığımız yere kadar. İlk kesme işlemimizi burada başlamışız. Buraya kadar devam ediyoruz ikili trabzanlarımızı. Evet, bakın şuraya geldik. İlk kesme işlemimizi yaptığımız yere. Buradan itibaren yalancı sık iğne. Bir attım her bir trabzandan çektim. Bir attım her bir zincire yalancı bir sık iğne. Burada kesme yapmıyorum. Toplam 12 tane yalancı sık iğne olacak. Sıra sonuna kadar ikili trabzan. Üçüncü sıramızı da bitirdik. Burada ipimizi kesip şöyle sıkılaştırarak bırakıyoruz. Şimdi geldik burun kısmımıza tekrar. İlk yalancı sık iğnenin içine batarak şuraya bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sık iğnemiz vardı. Yalancı sık iğnemiz. İlkinin içine batarak şuraya dört zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. İki kere doluyorum. Yanındaki bir tane zincirimi atlıyorum. Bakın şurayı. Onun yanındakine batıyorum. Üçlü trabzan örüyorum. 3 seferde bıraktım. Çıkmadım. 2 tane oldu. 2 kere doladım. 1 tane zincir atladım. Yanındakine battım. 1 2 3. Burada bıraktım. 2 kere doladım. 1 tane atladım. Şuraya 1 2 3. 4 oldu. Devam ediyorum. 2 kere doladım. 1 tane atladım. 1 2 3 5 oldu. Yine 2 kere doladım. 1 tane atladım. Toplam 7 tane yapacağız. 1 2 3 2 kere doladım, 1 tane atladım ve sona geldim. 1 2 3. Bakın tığımda 2 4 6 7 tane üçlü trabzanım oldu. Tek seferde şöyle tutarak topladım. İpimi kestim. Ve patimin burun kısmını tamamladım. Daha sonra bu iplerimi bunu kesebiliriz. Diğerini de
yedirerek keseceğiz. Evet, şimdi burun kısmımız tamam. Şu kısma geliyoruz, son sıramıza. Bakın, şurada gösterelim. Dördüncü sıramıza başlayacağız. Burada arada 5 tane trabzan bırakmışız. 5 tane trabzan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.ya battık. Üç zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Ve ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu arada başlangıç ipimi de yürüterek içte kalmasını sağlıyorum. Patimin son sırası bir daha süslemeleri kalacak. İpi kestim. Şimdi bu bitirme, arkadaki bitirme ipini şöyle çektirerek onu da buraya saklayalım. Şimdi bakın 5 trabzan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trabzan. Burada ikili trabzanımı bitiriyorum. Şimdi buradan itibaren şu kısmı oluşturabilmek için sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 20. 20 tane zincir çekiyor. 1, 19, 20. Şimdi bu 20 zincirimi dönebilmek için trabzan şekli 3 tane daha zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. 4. zincirime batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Döndük. Bir daha gösterelim. 20 zincirden sonra 3 zincir daha çektik. Doladık. 1, 2, 3. Şuradaki 4. zincire batarak bir ikili trabzan yaptık. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Şurada bir tane boş zincir atlıyorum. Onun yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan. Buraya ilik yapıyoruz. Bu şekilde her zincire birer ikili trabzan yaparak şu kısma kadar geliyoruz. Son zincire de battıktan sonra bakın şuraya, dibine, bakın gösteriyorum. Son zincire de battık. Şimdi dibine batarak şöyle bir daha gösterelim.
son zincirimizi çektik. Şimdi buraya dibe batıyoruz. İpimi alıyorum. Şöyle çektirerek kestik. Patimizin kabı olarak bakın şeklini verdik. Şimdi patimizi süsleme kısımlarına geçtik. Şu alttaki beyaz sıra, şu üst kenarlardaki beyaz sıra, düğmemizi takacağız ve üste kelebeğimizi, süsümüzü yapacağız. Beyaz ipimizi geçtik. Bakın patimizin alt kısmının süsünü arkadan, tam arka ortadan başlayarak, şuradan başlayarak yapıyoruz. Tığımı taktım. Şöyle ipimi çektim ve bir sık iğne yaptım. Şimdi buradaki en önemli kısım şu arkadaşlar. Normalde biz sık iğne yaparken sağdan sola doğru gidiyoruz. Ancak burada bu süslemede tam tersi, soldan sağa doğru gideceğiz. Bakın şuraya battım. Hemen yanındakine sağa battım. Bakın şuradan doladım, çektim. Hemen bir zincir ördüm. Tığımı sağa battım. Bakın tığımı şöyle çevirdim. İpimi tutturdum. Çektim. Bir zincir. Sık iğneyi tersine yapıyoruz. Ters yönde. Sağa battım. İpimi çektim. Eliniz alıştığında hızlı bir şekilde gideceksiniz. Bakın yanındakine sağa battım. Şöyle alttan ipimi çektirdim. Çıkardım. Çok güzel bir şekil oluşuyor bakın. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Sonun sıra sonuna kadar geldik. Tavan sonuna kadar. Şurada boşluk kalmaması için başladığımız zincire batarak bitiriyoruz. Şu başlangıca batarak. İpimizi kestik. Çektik. Şuradan tığımızı taktık ve alttan tavan kısmına çektik. Başlangıç ipimizi de çekelim. Ters çevirdim. Şimdi şuralardan ipimi yürüterek kesiyor. Bunu da bu tarafa yürütelim. Patimizin alt kısmı, taban kısmının süsü
Hazır. Şimdi aynı işlemi, bakın aynı işlemi şuradan başlayarak alttan komple patik boyunca yapacağız. Şuradan tam köşeden başlıyorum. Bakın battım. Hemen yanındakine battım. Bu arada başlangıç ipimi de yürütüyorum. Çektim. Devam ediyorum aynı şekilde. Sık iğneyi ters yönde yapıyorum. Soldan sağa doğru. Tabanda uyguladım işlemi tekrar burada. Beyaz ipimi de başlangıç ipimi de birlikte götürerek devam ediyorum. Burada beyaz ipimi artık kesebilirim. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimde bakın şurada 4 zincir çekerek 1 2 3 4 aynı şekilde tam ortaya bir sık iğne batıyorum. Bakın şuradakilerin aynısını bu tarafa oluşturdum. Yine 4 zincir çekerek 1 2 3 4 şuraya batarak işlemime devam ediyorum. Aynı şekilde ters sık iğneye devam ediyoruz. Her bir zincire ters yönde batarak patimizi süslemeye devam ediyoruz. Evet, artık süslemenin sonuna doğru geldik. Şu son zincirimizi de battık ve şimdi şu dik tarafının da süsleyip şuraya birleştireceğiz. Şu trabzanın içinden iki kere ters sık iğne yapıyorum. Başladığım kısma da batarak bir tane de oradan yaptım. İşlemi tamamladım. İpimi kestim. Şöyle çektim ve içe doğru şimdi toplayacağım. Beyaz ipimi de fazlalığını çekiyorum. Evet. Kestim. Daha önceki çektim. Şuradaki fazlalığımı da kestim. Bakalım
Şurada başlangıç ipim var. Onu da temizleyelim hemen. O da tamam. Evet arkadaşlar, genel hatlarıyla patimiz süsleriyle birlikte hazır. Şimdi patimizin düğmesini takacağız, bir de kelebeğini takarak işlemimizi tamamlayacağız. Daha önce örmüş olduğumuz düğmemizi patimize takıyoruz. İpten düğme nasıl örülür ayrıca bir videomuz var, oradan izleyebilirsiniz. Ayrıntılı olarak. Şu düğmemizin ilk iki ipini şuradan takacağım yerden tığımı batarak içe çekip bağlıyorum. Düğmemiz tamam. Şimdi de kelebeğimizi takalım, sonra da işlemimizi tamamlayalım. Yine daha önce hazırlamış olduğumuz örgü kelebeğimiz var. Bakın, onu takacağız. Örgü kelebek nasıl yapılır? Ayrıca videosunu çektim. Onu da videolarımın arasında bulup izleyebilirsiniz. Ben tek renk yaptım. Ortasını sadece pembe olarak yaptım. Ama isterseniz ara sırasını farklı renk, iki renkten de yapabilirsiniz. Kenarlarına ayrı bir renk gidebilirsiniz. Şu bıraktığım alttaki ipler şuraya monte ederken bunları kullanacağım. Kelebeğimizi de taktık. Patimizin hemen şurada bıraktığımız ilik kısmı vardı. Oradan düğmemizi geçirelim. Harika hediyelik patik modeli. Umarım patiklerimizi beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğendim butonuna tıklamayı unutmayınız. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim.